Sözde değil, özde dindar olun emrini veren muazzam bir ayet-i kerime. Âl-i İmrân suresi 102. ayette Yüce Rabbim buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâha. Ey iman edenler, Allah'a karşı takvalı, Allah'a karşı ahlaklı olun. Hakka tukati. Sözde değil, özde olun. Yani hakkını vererek, takvanın da hakkını vererek Allah'a karşı ahlaklı olun. Ve la temutenne illa ve entum muslimun. Öyle bir gün öleceksiniz. Madem öleceksiniz, ölecekseniz Allah'a tam teslim olmuş bir Müslüman keyfiyetinde ölün diyor Cenab-ı Allah. Yani sözde değil, özde Müslüman olun. Sözde değil, özde dindar olun. Kıymetli misafirler, bakınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Müslüman diğer insanların kendisinin elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Hazreti Ömer'in çok güzel bir ifadesi var. Hazreti Ömer diyor ki, siz insanların namazına, orucuna bakmayın diyor. Siz insanların, çünkü namaz, oruç denilen bu ibadetler Allah'la kul arasındaki ilişkidir. Kimin ne kadar ibadetin olduğunu biz çetelesini tutmayız. Artı eksi koymayız yani. Biz insan ilişkilerine bakacağız. Hazreti Ömer sözünün devamında buyuruyor ki, konuştuğunda doğru konuşup konuşmadığına, söz verdiğinde sözünde durup durmadığına, kendisine bir emanet verildiğinde güvenirliğini ortaya koyup koymadığına bak. Yine bir başka yerde Hazreti Ömer'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, insanlar ile münasebet kurarken, beşeri ilişkiler, beşeri münasebetlere girerken ibadetlerine değil de diyor, o insanların dinar ve dirhem ile olan münasebetine bak. Bu sözlerde çok büyük derinlik var. O derinliği size bırakıyorum, tefekkürünüze bırakıyorum ben. Çok önemli, güzel sözlerdir. Meryem suresi 58-59'u okuyacağım. Meryem 58 ve 59'da çok önemli bir meseleden Cenab-ı Allah bize bahsediyor. Şimdi sizlerden şunu istirham edeceğim. Bu 58-59'u ben okuyacağım ama 58-59'un ne dediğini tam anlamanız için ilk 57 ayeti lütfen ilk fırsatta Meryem suresi 19. sure okumaya gayret edin. İlk 57 ayet 8 tane önemli şahsiyetten, kutlu insandan sırasıyla, ki 7 tanesi Nebi zaten. Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa, Hazreti Meryem, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsmail ve Hazreti İdris ve bu kutlu şahsiyetlerin güzel örneklerinden bahsettikten sonra 58. ayete gelince Meryem suresi diyor ki: Ulaikellezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin. İşte bütün bu saydıklarımız, bu örnekler Allah'ın üzerlerine nimetlerini sağanak yağmur gibi yağdığı, ihsanını bolca verdiği Allah'ın nebilerindendir. Ve min zurriyeti Adem'e ve Adem'in neslinden gelen ve mimmen hamelne ma'a Nuh'in ve Nuh ile birlikte kurtarıp gemiye aldıklarımız ve onların neslinden gelen ve min zurriyeti İbrahim'e ve İsrail'e, İbrahim ve İsrail yani Yakup aleyhisselam, İbrahim ve Yakup'un neslinden gelen ve o güzel örneklikleri, Allah'ın dini için ortaya koydukları mücadele örneklikleri, güzel ahlak örneklerini ortaya koyan bu kutlu şahsiyetler ve bu kutlu şahsiyetlerin neslinden gelen o kutlu nesiller var ya, ve mimmen hedeyne ve ctebeyne, işte onlara biz doğru yolu gösterdik, onları seçtik ve sizlere örnek kıldık. İzâ tutla aleyhim ayâtur rahman, onlara Rahman'ın ayetleri, bugün tıpkı burada yapılmaya gayret edildiği gibi Rahman'ın ayetleri tilavet edildiğinde, bir konu bütünlüğü halinde onlara aktarıldığında, onlar o kutlu şahsiyetler, onların neslinden gelen o kutlu insanlar, harru succeden ve bükiyye, secdelere kapanıp hüngür hüngür ağladılar. Allah'ın, Rahman'ın ayetlerinin kalplerde vermiş olduğu o titreme duygusuyla secdelere kapanıp hüngür hüngür ağladılar. Ama sonra ne oldu? Sonra فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Sonrasında bu kutlu nesillerden sonra öyle nesiller geldi geçti ki maalesef bugün de buna örnek, çok kötü örnek nesiller var. وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَزَاعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Şehvetlerine, yani dünyalık hırslarına, dünyalık arzularına aldandılar, yenildiler de namazlarını zayi ettiler. Burada namaz bir semboldür. Yani ibadetlerini zayi. Buna bile, bu çok açık, ayan beyan kelime anlamı Türkçe'ye artık geçmiş, kelimeye bile birçok meal yanlış anlam veriyor.
Ya zayi etmek Arapçadan Türkçe'ye geçmiş hepimizin günlük hayatta kullandığı bir kelime değil mi? Bir şeye zayi oldu dememiz için ne olması lazım? Emek edersin, bir sürü gayret, çaba sarf edersin. Sonuçta istediğin hasılatı, ürünü alamayınca, beklediğin ürünü alamayınca ne dersin? Tüm emeklerim zayi oldu dersin değil mi? Buna demişler ki şehvetlerine uydular da namazı kılmadılar. Hiç alakası yok. Dünyalık arzularına, şehvetlerine aldandılar da namazlarını zayi etti. Bu ayetle ilgili çok güzel bir hadis-i şerif var bakın. Hadis-i şerifin başlığı ne biliyor musunuz? Ümmetin müflisi hadis-i şerifi. Bak konu müflis. Müflis olabilmek için ne olmak lazım? Önce var sahibi olmak, mal mülk sahibi olmak, imkan sahibi olmak lazım. Onları kaybettiğinde müflis olursun, doğru mu? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor biliyor musunuz? Bir kısım insanlar ahirete vardığında kendilerini böyle cennetin en âlâ köşelerinde görmeyi arzu ederken cehennemin ta dibinde görecekler. İşte bunlar ümmetin müflisidir diyor Allah Resulü. Soruyor sahabe, ey Allah'ın Resulü kimdir bunlar? Bu ümmetin müflisi kimdir? Allah Resulü cevaben buyuruyor ki, hem Buhari'de hem Müslim'de müttefekun aleyh olarak geçen yarım sayfa ben mealen aktaracağım. Lütfen tamamını ilgili hadis-i şerifi bulun okuyun. Mealen ifade ediyorum bakın size. Orada Allah Resulü buyuruyor ki, dünyadayken onlar çok namaz kılar, çok oruç tutar, çok ibadetle meşgul olurlardı. Ama aynı zamanda kimisinin hakkını yer, kimisinin malını gasp eder, kimisine söver, kimisini döver, kimisinin kanını döker. Yani her türlü ahlaksızlığa bulaşır. Ve bu işlediği günahlar ve ahlaksızlıklar, yolsuzluklar, arsızlıklar ve hırsızlıklar onun o ibadet sevabını alır götürür. Zulmettiği, haksızlık yaptığı insanlara götürür. Sonra yetmez. İşlediği günahlar, haksızlıklar, hukuksuzluklar, yolsuzluklar ve arsızlıklar daha fazla, sevaptan daha fazlaysa zulmettiği, haksızlık yaptığı o insanların günahını da sırtına yüklenir. Bu vaziyette ahirete gider ve cehennemin dibini boylar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hafizanallah. Allah bizleri böyle olmaktan muhafaza buyursun.